Değerli arkadaşlarım tekrar merhabalar. Yeniden birlikteyiz efendim. Burada bir iki tane soruyla ilgili bir şey söyleyeceğim size. Şimdi tekrar baktım. Şu soruyu ben yanlış olarak görmüşüm. Bizim Fethi Name'den bir soru bu. Boğazlar sorununun ortaya çıkması Hünkar İskelesi Anlaşması. Doğru mu? 103 sene sürecek bir sorun dedim. Burada Boğazlar sorununun uluslararası bir sorun haline gelmesi diye sormuşum. Ne farkı var diyeceğim. Sen Hünkar İskelesi Anlaşması'nı Mısır meselesinde Mehmet Ali Paşa'ya karşı Rusya yardım etsin diye imzaladın iki devlet arasında. Doğru mu? Daha sonra bunun süresi dolunca Hünkar iskelesinin Ruslar gelin sözleşmeyi yenileyelim dedi. İngilizler de yenilerseniz kötü olur dedi. Abdülmecit de demiştim anlattım ya pratik bir çözüm buldu. Dedi ki hep beraber toplanalım ne yapacağımıza birlikte karar verelim dedi. Yani bizim boğazlar bizim değil hepimizin ortak malıymış gibi oturalım konuşalım dedi. Ve boğazlar demiştim ki size hünkar iskelesiyle ortaya çıktı sorun. Londra Boğazlar Sözleşmesi ile uluslararası bir mesele haline geldi dedim. Hani 7 şey Hünkar İskelesi'nin süresi 8 yıldı ya 1833 1841. Yıl doldu, süre dolunca bizimkiler de kimseyi kırmamak için ne Rusya kızsın ne İngiltere Fransa kızsın ne yapalım toplanalım hep beraber ortak malımızmış gibi oturalım konuşalım dediler. Boğazlar meselesi uluslararası bir meseleye dönüştü. Yani bu sorunun cevabı D şıkkı. A demişim ben daha uluslararası mesele dediği zaman işin şeyi değişir, rengi. Boğazlar sorunu ne zaman ortaya çıktı dese bu sorulabilecek bir sorudur. Hünkar iskelesi. Daha bununla ilgili başka soru da çözdük biz zaten. Burada uluslararası bir meseleye dönüşmesi diyor. Mesela diyor ki burada Boğazlar Sözleşmesi'nde Boğazlara diyor herhangi bir devlet diyor, Rusya'yı kastediyorlar e, müdahale ederse Avrupalılar da Osmanlı'nın yanında buna karşı koyabilecek diyor. Yani Rusya'ya karşı Avrupa boğazlarda bizi koruyacakmış. Peki Avrupa sizin için boğazları korumaya geldim deyip de çökerse gelip değil mi? Uluslararası bir meseleye dönüşüyor. Burada bunu düzeltmiş olayım tamam mı? Boğazlar sorunun ortaya çıkması demiyor. Dikkat edin. Ben kendi yazdığım soruda dikkat etmemişim. Uluslararası bir meseleye dönüşmesi diyor. Sorunun ortaya çıkması demiyor. Bir bu. Bir diğeri. Mecelle ile ilgili biraz bir soru çözdük. Bir önceki derste onu bir kontrol edeceğim ben dedim. ...mecelle ile ilgili bir soruydu. Ha, şu soru. Mecellenin özelliklerinden biri değildir diyor. Ha, 1926'ya kadar yürürlükte kalması diyor. Doğru. 26'da yenisi gelince kalktı. Bazı İslami hukuk kurallarının düzenli hale getirmiş olması diyor. Doğru. Zaten e, mecelle içerik olarak İslam hukukunu daha da modernleştirme... ...daha doğrusu İslam hukukunda aile ile ilgili yani mirasla ilgili medeni kanun içeriğiyle ilgili çok fazla ayrıntı yoktu. Ahmet Cevdet Paşa 7 kişilik bir heyetle oturmuş bizim bu medeni kanunu güncellemiş. Ve daha doğrusu o zamanlar batı tarzı ilk mahkemeler de kurulmuştu. Nizamiye mahkemeleri diye. Hem orada da uygulansın. Şimdi batı tarzı mahkeme kurunca batı tarzı hukuk da gelir. Beraber. Medeni hukuk. O gelmesin orada da uygulansın diye. Ayrıntılı bir şekilde bunu yazmışlar. Evet. Burada İslam hukukunun özü değişmez. İslamiyet'ten sonra biz biliyorsun şerih hukuk olarak aldık. Cumhuriyete kadar kullandık. Burada mirasla aileyle ilgili olan kısım e, tekrar yorumlanmış ve modernleştirilmiş. İçinde gayrimüslimlerle ilgili bir şey yazmıyor. Sadece şerih mahkemelerde uygulansın diye modernleştirilmiş bir şey bu. Evet. Batı hukukunu kontrol etmişler. Bizim İslam hukukunun eski haline bakmışlar. Ve bunu geliştirip nasıl uygulansın diye de hatta bizim Osmanlı yıkıldıktan sonra bizde 1926'da kalktı ya mecelle. Başka Osmanlı'ya bağlı ülkelerde devam etmiş. Irak'ta bunun kalkması da 1960. Mecelle uygulanmış. Kuveyt'te uygulanmış, Filistin'de uygulanmış, Mısır'da uygulanmış, Lübnan'da uygulanmış, İsrail'de bile uygulanmış. Ve onların hepsi mecelleye dayanıyor temel medeni hukuk kuralları. Evet. Yani şu yanlış. Müslüm ve gayrimüslim tebaaya ilişkin diyor. Gayrimüslimlerle ilgili bir şey yazmıyor. meden şey bizim mecellenin içinde. Tamam. Ha. Cevap bu. Ahmet Cevdet Paşa'nın başında olduğu heyet hazırladı diyor. Doğru. Medeni hukuk özelliği taş zaten öyle. 1926'ya kadar da kullanıldı. Tamam mı? Şimdi devam ediyorum efendim. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Nerede kalmıştık biz? Osmanlı ile ilgili olan soruları bitirdim. Güzel sorular var burada ve şimdi artık inkılap tarihine doğru geliyoruz. Artık bu saatten sonra kaymakam adayları, sayıştay adayları, komiser yardımcısı adayları e, ve inkılap tarihi sorusu sorulan askeri sınavlar, ve diğer bilumum insan burayı artık dinleyebilir. Onlarda sadece inkılap tarihi var. Ha, diğer KPSS hakim adayları için zaten mevzu devam ediyor. Bir sıkıntı yok. Devam ediyor. O inkılap tarihinin giriş sürecinde size konuyu anlatırken fikir akımlarından bahsettim. Bunları hem konunun içinde anlattım hem inkılaba başlarken anlattım. Osmanlı'yı kurtarma çabaları diye anlattım bunları. Ve de hepsi de batırdı devleti. Önce demişlerdi ki herkesi biada tutmamız lazım. Osmanlıcılık Meşrutiyet ilan edildi. Azınlıkları milletvekili yaptık. Sonra Sırbistan, Romanya, Karadağ bizden ayrıldı. Osmanlıcılık yürümeyecek. Elimizde patladı. Sonra Abdülhamit İslamcılık fikrini devreye soktu. İstibdat döneminde uygulandı. Bari halifeliği kullanalım da Müslümanları tutalım. Onun da yürümeyeceğini Trabuskap'ta cihat ilan edeceğiz. Bizi kimse sallamadı. Birinci Dünya Savaşı'nda Araplarla savaşa girince bu fikir zaten bitti. O da olmadı. İslamcılık da bu arada giderek hedef küçültüyoruz. Dikkat ettiniz mi? Osmanlı, herkes, Müslümanlar İslamcılık, sonra Türkçülük. İkinci meşrutiyetle uygulanmaya çalışıldı, ittihatçılarla uygulanmaya çalışıldı. Ama Orta Asya Türklerine Birinci Dünya Savaşı'nda ne gidebildik, ne ulaşabildik? O da olmadı. Turancılık. Batıcılık fikri bizde hem lale devrinden beri var ama bu dönemde direkt bir siyasi şeye dönüşmemiş. Yani devletin direkt uyguladığı. Yani hem batıcı politikalar var ama direkt bir şeye dönüşmemiş. İçinde yerli bir şey yok bu batıcılar. Savunan isimleri saymıştım size. Hatta İngiltere'den damızlık erkek getirelim, olayı kökten çözelim demişti Abdullah Cevdet. Batıcılık, Tevfi Fikret, Süleyman Nazif, Celal Nuri falan gibi isimler bunlar. Bunlar direkt batıcılığı savunuyor. Ne olursa olsun batı diyorlar. O da olmadı. Bir de ademi merkeziyet fikri var. Prens Sabahattin Müptözelin'in fikriydi bu da. E, federasyona bölünsün Osmanlı diyordu. Abdülhamid'in bacısının oğlu ve tam bir baş belasıydı zaten Prens Sabahattin. Bu fikirler Osmanlı'yı kurtarma çabaları diye çıktı. Hiçbiri de işe yaramadı. Bakalım sorumuz ne diyor? Dönelim. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu zor şartlardan kurtarmak için ileri sürülen aşağıdaki fikirlerden hangisi kanun esasının ilanıyla uygulama alanı buldu? Kanun esası ne? Bizim ilk anayasa. Ne zaman uygulama alanı buldu bu? Birinci meşrutiyet. Biraz önce söyledim. Birinci meşrutiyet hangi fikirle ilan edildi? Osmanlıcılık. Savunan kim? Jön Türkler. Herkesi beyada tutacağız. Tutabildik mi? Hayır. Evet. Burada diyor ki kanun esasinin ilanıyla diyor. Yani birinci meşrutiyet de hangi fikirle ilan edildi dememiş de lafı çevirmiş. Kanun esasıyla uygulama alanı buldu demiş. Yani Osmanlıcılıktan bahsediyor. Meşrutiyet hangi fikirle ilan edildi diyor. Burada dediği o aslında. Ziya Paşa o zaman namı Kemal dedim ya. ilk i̇lk bu kanun esası hazırlayan Mithat Paşa falan bunu savunuyorlardı. Ama bir buçuk sene sonra üç tane azınlık birden bizden ayrılınca elimizde patladı Osmanlıcılık. Yani herkesi bir arada tutamıyormuşuz demek. Ve Namık Kemal biliyorsun Osmanlıcılığı da savunur aynı zamanda Türkçüdür de. Ve o zamanlar onun için sürgüne de gönderilmişliği var. Bir sonraki sorumuz yine Osmanlı'nın e, son yılları ve kurtarma çabaları. Yani inkılap tarihi bu fikir akımlarıyla falan başlıyor ya. Onun için size buradan aldım. Osmanlı Devleti'nde İslamcılık düşüncesini savunan yayın organlarından biridir. İslamcılığı savunan. Abdülhamid'i destekleyen önemli yayın organları var demiştim. Hatta bunlar 1909'da çıkmış 31 Mart vakasında da etkili olmuşlardı. İslamcılığı savunuyorlar. Padişah'ın destekçileriydi. Hatta sonra gelen Türkçüler var ya iddiatçılar. Onların da kendine göre yayın organ. Tabii canım birisi bir fikir çıkıp da İslamcılığı savunuyorum demiyor. Öyle boş boş. Bunun altyapısı, bunun fikri savunan adamlar. Bununla ilgili çıkmış gazete, dergi. Tabi bir fikir altyapısı var yani. Sırf laf değil. Tercümanı Ahval çok önceden çıkmış, batıdan gelmiş, Şinasi ile Aga Efendi'nin çıkardığı ilk özel gazeteydi. İslamcılıkla falan da ilgisi yok. Genç kalemler, İstihat, Öğüt, bunlar zaten Öğüt düğün, Kurtuluş Savaşı yıllarında çıkan bir gazete. Afyon'da çıkıyor, sonra Konya'ya taşındı falan. İstihat, İttihatçıların, Türkçü. Bu bildiğiniz, bak şıkları bilmeseniz bile cevap bilinir bir şeydir. Sebülür Reşat dergisi. 31 Mart olayının çıkmasında etkileri var dedim. Bu burada ne olabilirdi başka dedim. Ayrıntı bir soru. Volkan gazetesi. Abdülhamid'i destekleyen mi gazete? Derviş Vahdettin'in. Onu Serbestli gazetesi. Abdülhamid'i destekleyen. Yani dolaylı olarak İslamcılar bunlar. Sebülü Reşat dergisi dedim. Mehmet Akif bu derginin baş yazarı. O zaman Mehmet Akif de Abdülhamid'i destekleyen, İslamcılığı destekleyenlerden biri değil mi? sonradan milli mücadeleye destek veriyor. İstiklal Marşı'nı yazıyor ve bu derginin de baş yazarıydı. Hatta ileride İstiklal Marşı kabul edildiğinde dergi olarak ilk defa bu dergide yayınlandı. İstiklal Marşı gazete olarak hakimiyeti milliyede yayınlandı. Ondan sonra resmi gazete Ceride'yi resmide yayınlandı. 1921'den bahsediyorum. Ve dergi olarak da burada yayınlandı. ileride. Ha, bu dergi Sebul Reşat dergisi 1920'lerde çıkmış bir dergi değil. Zaten 1900'lerin başından beri olan bir dergi bu. İslamcı bir dergi. Mehmet Akif'in çıkardığı bir dergi. Ve o zamanlar İslamcılığı destekleyen bir dergi soruyor bize. Abdülhamid'i destekle. Aynısını şey diye de sorabiliriz size. 31 Mart olayının çıkmasında da etkili olan o dönemin İslamcı yayın organları. Volkan gazetesi. Sebul Reşat dergisi. Serbesti gazetesi diyebilir. Avcı taburları vardı. Abdülhamid'i destekleyen Taksim kışlası vardı falan. Hani 1900'lerin başında iddihatçı padişahçı kapışması var ya. Abdülhamid'i indiriyor iddihatçılar falan. O dönem. Sebülür Reşat. Burada cevap. Evet yine Osmanlı'nın son dönemlerinde ve e, Kurtuluş Savaşı yıllarından sonra Türkiye'ye de gelmiş Kırım Türklerinden çok büyük bir fikir adamı. Türk Tarih Kurum Başkanlığı yaptı, milletvekilliği yaptı. İstanbul İngilizlerden temizlenirken Atatürk özellikle onu gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin beyin takımlarından biri. Ve Kırım Türklerinde mücadele vermiş. Sonra olmayınca buraya gelmiş iki büyük fikir adamından biri. Bunlar Kırım'da Müslüman Birliği Partisini kurmuşlardı. Bunlar Rusya'ya karşı milli istiklal ayaklanması başlattılar. O Çarlık devrilip Sovyet Rusya Komünist Rusya kurulurken o aradaki süreçte bağımsız olmaya çalıştılar, olmadı. Bunlardan biri Gaspıralı İsmail'di. Turancılığı destekleyen bir fikir adamı ve dilde fikirde işte birlik derdi. Kaspralı. Burada diğerini soruyor. Üç tarzı siyaset diye incecik bir makalesi vardır ama resmen iz bırakmış bir makaledir bu. Çok sorulur. Soruldu. Yine sorulabilir. Üç tarzı siyaset. Burada neyi anlatıyor biliyor musun? Osmanlıcılığı anlatıyor. Niye yürümediğini anlatıyor. İslamcılığı anlatıyor. Niye yürümediğini anlatıyor. Turancılığı anlatıyor. Neden yürümek zorunda olduğunu anlatıyor. Son çaremiz diyor bu. Türkçü, Turancı Kimdir? İleride Türk ocaklarının bizde kuru şeyde fikir adamlarından biri ve bizim Türk Tarih Kurumu'nun kurucularından biri Yusuf Akçura'dan bahsediyor. Evet çok kalite ve çok klas bir adamdır. Yusuf Akçura üç tarzı siyaset eseri de onu. Bize dışarıdan çok kaliteli adamlar geldi. Orada başarılı olamadılar ama Rusya'nın o rejim değişikliği sürecinden sonra Türkiye'ye geldiler. Mesela Başkurdistan'ın temsilcisi Ordinarius Profesör Zeki Velidi Togan. Buraya geldi. Ee, Ahmet Ağoğlu. Onun kızı Türkiye'nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağoğlu. Buraya geldi. Yusuf Akçura. Buraya geldi. Bunlar çok kaliteli adamlar ve Türkiye'ye çok büyük değer kattılar oradan gelenler. Mehmet Emin Yurdakul bizim Türk ocaklarını 1912'de kuran yerli. Bizim burada. O da Türkçü, Turancı. Mehmet Emin Resulzade Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilk kurucusu 1918'de Efendim büyük bir devlet adamı ee, o da Turan Türkçü Ziya Gökalp bizim buradan Türkçü Turancı yine iddiaçıların en büyük fikir babası Atatürk'ün benim fikir babam dediği adam Ömer Seyfettin bizim buranın Türkçü Turancılarında bunları ben konuda anlatırken İslamcılığı savunanlar Osmanlıcılığı savunanlar Türkçülüğü savunanlar Batıcılığı savunanlar diye anlattım şu şıklardaki adamların hepsi Türkçü Turancı. Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul bizim buranın adamları. Yusuf Akçura, Gazpıralı İsmail, Kırım'dan destek ses veriyorlar. Mehmet Emin Resulzade, Ahmet Cevat Çırpınırdı Karadeniz'i yazan Azerbaycan'dan ses veriyor bize. Ee, Zeki Velidi Togan, Başkurdistan, Kafkasya'dan ses veriyor bize. Anladınız mı? Hepsi aynı fikirde olan adamlar bunlar. Burada bizim sorunun cevabı Yusuf Akçura'dır efendim. Tamam. Devam. Evet tam inkılap tarihi şey işte yavaş yavaş geliyor. Mustafa Kemal'in ilk görev yaptığı ayrıntı bir soru. Dikkat et. Anlatırken inkılap tarihini de bu sene bomba gibi anlattım. Kaymakamlıkta şurada burada hiçbir endişeniz olmasın. Evet kitapta yine bunları çok ayrıntılı bir şekilde güzel bir şekilde anlattım. Kitaba çıkabilecek soruları koydum. Her ünitenin sonuna soru cevap tekrarı koydum. Konu anlatımındaki soruların dışında başka özgün soruları soru bankasına koydum ki bunlar soru bankasından olan çoğu sorular bizim. Fethi Daha ne yapalım? Ondan sonra buradan izleyeceksin yapacaksın. Mustafa Kemal ilk görev yaptığı vatan ve hürriyet cebiyetini kurduğu yer neredir diyor. Mustafa Kemal 1905'te okulu bitirdi. Henüz tarih sahnesinde kimsenin tanıdığı bir adam değil. Ve ilk görev yeri olarak Şam Beyrut oraya gönderildi. Suriye. Orada o zamanlar 1900'lerin başlarında yeni fikirler falan. İttihatçıların yavaş yavaş güçlendiği bir dönem ki Mustafa Kemal de o zaman İttihatçılardan. Vatan ve Hürriyet diye bir cemiyet kurdu Şam'da 1905'te. Sonra İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelip kendi cemiyetini kapatıp İttihatçılara katıldı. Ve ilk defa bir olayın içinde görüyoruz. 1909'da Hareket Ordusu Abdülhamit Taht'tan indirilmiş. Ondan sonra 31 Mart vakası çıkmış. Ondan sonra Abdülhamit tahttan indiriliyor. 31 Mart olayını bastırmak için İstanbul'a gelen harekat ordusu var. Harekat ordusunun komutanı Mahmut Şevket Paşa'ydı. Mustafa Kemal de bu orduda yüzbaşıydı. İlk siyasi olay işte. Okulu bitirmesi 1905. Harp okulu. Ve 1909'da ilk defa siyasi bir olayın içinde yüzbaşı olarak görüyoruz. 31 Mart vakası. 1909'da. Ondan sonra hareket ordusundan sonra 1911'de Mustafa Kemal'i Trabluskap'ta görüyoruz. İlk savaşı zaten. Emperyalizme karşı ilk savaşı diye de geçer. Binbaşı o zaman Trabluskap'ta. 1911. 1912'de 1. Balkan Harbi'nde Mustafa Kemal yok. 2. Balkan Harbi'nde 1913'te Bolayır komutanı olarak görüyoruz. Ondan sonra Bulgaristan'a askeri ateşi olarak gönderiliyor. Birinci Dünya Savaşı başlayınca dönüyor. Daha şehzade o zaman Vahdettin. Vahdettin'in yaveri olarak birlikte Almanya'ya gidiyorlar. Almanya'ya savaşa girdik gireceğiz. Birlikte giriyoruz ya benim dünya. Bir asıl Mustafa Kemal'i 1915'te Çanakkale'de görüyoruz. Orada şahlanıyor. Yarbay. Ondan sonra Çanakkale Savaşı bittikten sonra 16. Kolordu komutanı olarak Mustafa Kemal'i Kafkas cephesinde görüyoruz. 1916. Mustafa Kemal'i 1917'de Suriye'de görüyoruz. En son savaştı. Düşünsene yıllar önce ilk görev yeri de Şam, Suriye. Yıllar sonra son görev yeri de Suriye. 1918'de Birinci Dünya Savaşı bittiğinde Mondros imzalandığında Mustafa Kemal Suriye cephesindeydi. 1918'den sonra da biliyorsun Mondros imzalanıyor. Silah bırak İstanbul'a dön. Ondan sonra 1919'da da Samsun macerası başlıyor işte. Ondan sonrasını biliyorsun. Samsun, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara meclis başkanı. Başkomutan, sonra Kurtuluş Savaşı'nda, sonra Cumhurbaşkanı ve orayı biliyorsun. Evet. Burada çok fazla da bilinmez. Mustafa Kemal 31 Mart olayının içinde olayı bastıranların içinde ilk siyasi olay. Onu biliyorsunuz. Bunu çok kimse bilmez. İlk görev yeri Suriye'de, Şam'da bir cemiyet kurmuştu. Mustafa Kemal'in gazeteci Şerif adını kullanarak katıldığı savaş hangisidir? Evet. Mustafa Kemal Enver Paşa ve daha 12-13 tane subay, iddihatçı, gönüllü subaylar bunlar. E, Trabuskarp işgal edildiğinde İtalya, Mısır var arada. Kara bağlantımız var mı bizim? Trabuskarp'la yok. Deniz bağlantımız var mı? Yok. Donanmayı harita çekmişsin. Çürümüş. Orduyla gidemiyorsun. Ne yapacaksın? Libya'nın gidişini izleyeceksin mi Trabuskarp'a? Gizlice ajan subaylar gönderdik biz oraya. Sahte kimliklerle falan. Enver Paşa'nın kimliğinde kuyumcu Hamdi Bey yazıyordu. Elinde çanta gözlüklü bir adam. Enver Paşa. Mustafa Kemal'in cebinde gazeteci Şerif Bey yazıyor muhabir. Tanın gazetesi yazarı gazeteci Şerif Bey savaş muhabiri. Trabuz gazeteci olarak geldim ben diyor. Oraya gidip milleti organize ettiler. O mücadele ettiler. Derne'de, Tobruk'ta Mustafa Kemal başarılı mücadeleler yaptı. Ama İtalya geldi Rodos'u 12 adayı işgal etti. Sonra geldi Çanakkale Boğazını vurdu. Ondan sonra da Uşa anlaşması yapıldı. Artık Trabzonspor'da yapacak bir şeyimiz kalmadı. Yani kaybediyorduk zaten. Bunlar gidip orada mücadele ettiler. Mustafa Kemal bu çok bilinmez. Trabuz Kap'ta Gazi de oldu. İtalyan uçaklar ilk uçak da burada kullanıldı. Hem de bize karşı. Duvardan çarpan bir parça gelip gözüne çarptı ve gözünün biri burada sakatlandı. Mustafa Kemal burada Gazi de oldu. Enver Paşa ile birlikte burada mücadele ettiler. Trabzonspor Savaşı. Mustafa Kemal'in emperyalizme karşı ilk savaşıdır. İlk katıldığı savaştır. Binbaşı rütbesindeydi. Şerif Bey adıyla katıldı. Trabluskarp savaşında. Evet. Size de şeyi sorar. Mustafa Kemal'in Şerif Bey takma adını kullanıp Trabluskarp savaşında hangi gazetenin yazarı olarak görünüyordu? Gibi de ayrıntı bir şey. Anlaşıldı mı? 1911-12 gidiyoruz bak sırayla. 1912'den bir soru. Balkan Savaşları. Birinci Balkan Savaşı yenilgisinin sonucunda toplanan Londra Konferansı'nda 1913'te Birinci Balkan bitti sonunda Londra Konferansı yapıldı değil mi? Ve Bulgarlar Edirne'ye kadar gelmişlerdi. Ve orduya siyaset karışmış, anlaşma yapılmış, aleyhimize bir anlaşma. İttihatçılar da darbe yapıp hükümeti ele geçi. Ulan yoksa bunu mu soruyor? Sormuşuz. He, ne cevabı vermiş. Neyse. Londra Konferansı'nda Edirne ve Ege Adaları'nın düşmana terk edilmesine kızıp iç politikadaki en önemli siyasi sonucu nedir? Abdülhamid'in kendisi gitmiş, atadığı hükümet hala duruyordu. Kamil Paşa hükümeti. Londra Konferansı toplandı. İngiltere bizim toprakları parsel parsel bölüştürdü herkese. Doğu Trakya ve Kavala Bulgaristan'a, Selanik, Yanya, Girit Yunanistan'a, adaların durumuna da sonra büyük devletler karar versin dedi. Bizimkiler de bunu kabul ettiler. Bazen böyle bir taraf seçmişiz kendimize tarihten. Öyle kimliksi yok demek ki bizim. Buradan anladığım ne biliyor musun benim? Biz kimliksiziz. Kimliksiziz, ezik tipleriz. Kendimizi geçmişte de olsa bir e, grubun etrafında birleştirmek istiyoruz. Bizde tarikatların çok yaygın olması da bundan. Particilik de bundan dolayı. Yalnız başımıza bir halt olmadığımızı düşündüğümüz için fikrimiz yok ya. Onun için de herhangi bir sürüye katılmayı tercih ediyoruz. Bu tarikat olur, bu siyasi parti olur, bu sağ grup olur, bu sol grup olur, bu bilmem ne zıkkım olur o. Evet. Şimdi biz de onun için öyle ya, bir gruba kendimize ait olsun hissediyoruz. Gerçeğine baktığınız zaman olaylarda, birinci Balkan savaşı bitmiş. Abdülhamit dedi mi kendi yok, atadığı hükümet hala duruyor. Hani diyoruz ya adaları ismet mi verdi? Adaları teslim etti. Adaları kaybetti. Ulan adaları biz Balkan savaşlarında kaybettik. İşin resmiyetine bakarsan bunu ismeti savunmak için demiyorum. İsmet de kalanları sonra veriyor zaten. Kabul ediyor yani verildiğini. E adaların e, karar geleceğini, adaların durumuna kim karar versin diye geleceğinin kararını İngilizlere bırakıp götürüp eliyle bırakan adam Abdülhamid'in atadığı hükümet ona bakarsan Kamil Paşa hükümeti. Şey mi diyeceğiz? Adaları İsmet mi sattı? O mu sattı? Abdülhamit mi? Abdülhamit sattı. Öbürü çıkacak yok İsmet'sa. Adalar yok ya bizim değil, değil. Kafa beyin azıcık olursa geçmişten artık onu uğraşmanın anlamı yok. Herifler adaları silahlandırıyorlar dibimizde. Silahlandırmamaları gereken adaları vermişiz. Lan yani silahlandırmayacaklardı neyse. Lozan'a göre. E silahlandırıyorlar. Onu ne yapacağız? Ona bak sen. Ha Salak salak sizinkiler yaptı bizimkiler yaptı. Hepsi bizimkiler. Nalet olsun maalesef ki. Bunların hepsi bizimkiler. Sen ne dersen de Osmanlı'sın düne göre. Bugün istediğin kadar kabul etme. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın ve Atatürk'ün kurduğu devlettesin ve inönü de cumhurbaşkanlığı yaptı, Abdülhamit padişahlık yaptı. Kıçını yırsan da bir yere gidemiyorsun. Bunlar senin devletinin yöneticileriydi. İster iyi, ister kötü. Anladın? Ya. İşte İttihatçılar da şeye dediler ki e, Kamil Paşa'ya senin yapacağın anlaşmanın da şeyin dediler zaten hükümeti padişah gitmiş hükümeti değiştireceklerdi. Bu biraz da bahane oldu. Kamil Paşa hükümetini devirdiler Babali baskını diye. Yerine İttihatçı Mahmut Şevket Paşa geldi. Abdülhamit adamı gitti de o bizi batırmıştı da yeni gelen Mahmut Şevket Paşa ne yaptı bizi kurtardı mı? Hiç. Aynı gidiyor. Çöküş devam ediyor. Devlet çöküyor. Evet. Devlet çöküyor. Birinci Balkan Savaşı sonunda Edirne ile Ege adalarını tamamen göz göre göre götür kaybetmemizin, adaların kaderini de başka devletlere bırakmamızın sonucu nedir? İttihatçılar Babali baskınıyla hükümeti değiştirdiler. Yeni gelen hükümet adaları geri mi aldı sanki? Yok. Ha, onun için hiç uğraşma yani. Anladınız mı? Babali baskını bu arada 1913'te oldu. Tarihimizdeki ilk hükümet darbesi midir? Evet. İlk hükümet darbesi. Bazen diyorlar, "Abdülhamit Han olsaydı böyle olmaz, yıkılmazdı." Hmm, ok. İttihatçılar geldiler, ülkeyi tam kurtaracaklardı. Şu oldu da kurtaramadılar. Hmm. Yok. Hiç fark etmiyor. İslamcısı, Türkçüsü var. Devlet çöküyor yani. Ondan sonra gelip Anadolu'da Kurtuluş Savaşı yapıp ülkeyi kurtaranlar ve devlet kuranlar var. Onlara minnettar ol. Evet. Osmanlı İmparatorluğu Makedonya'yı ne zaman kaybetti? Ne zaman kaybetti? Balkan Savaşları'nda. Ne dedim ordu ben? Doğu Trakya, Kavala, Yunanistan'a, Güney Makedonya falan şey Bulgaristan'a, Güney Makedonya falan Yunanistan'a, Makedonya'nın ortasıyla kuzeyiyle Sırbistan'a verilecek. Hatta orada anlatırken derste hatırlarsanız daha ayrıntı olarak şunu demiştim size ben. Herkes bağımsız oluyor bizden ayrılıyorken neden Makedonya'yı bağımsız izin vermediler de üçe bölüp paylaştılar demiştim. Müslüman. Ee, bak bir Bosna bağımsız olamadı bir de Makedonya olamadı. Ortak özelliklerine Müslüman olmaları. E, ee, Makedonya'yı üçe bölüp paylaştılar. Güney Yunanistan'a ortasıyla kuzeyde Sırbistan'a verildi o zaman. O şekilde kaybettik biz. Balkan savaşları da nerelere kaybettik hatırlatayım mı size topluca. İki Balkan savaşının sonunda sorabilirler şıklara koyup. Arnavutluk. Bizden ayrılan son Balkan devleti zaten. Arnavutluk. Gel bu yanı haritayla anlatmışımdır. Videolara bakın. Makedonya. Batı Trakya. Yani Meriç'in öbür tarafı Makedonya'nın bu tarafı. Batı Trakya bir bölgenin adı. Batı Trakya. Girit adası resmen öbür adalar da fiilen. Kaybettik. Balkan savaşlarında kaybettiğimiz yerler bunlar. Tamam. Ha, Balkan savaşlarında kaybettiğimiz yerler buralar. Gençler. Doğu Trakya'yı da birinci Balkan'da kaybettik, ikinci de geri aldık. Onun için videoları izleyip dersleri tam anlamıyla halledersen, inkılap tarihini benden dinlersen, bu anlattığım sorular sana çok tanıdık ve çok kolay gelecektir. Çoğunluğuma da çok zor bir soru. Makedonya'yı ne zaman kaybettik diyor. Net. He. Bizim Fethiname'de Soru Bankası'nda böyle sorular da var. Yorum gibi sorular da var. Böyle nokta atışı sorular da var. Tabii ki olacak. Olması gerekiyor. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda itilaf devletlerinin Rusya'ya yardım götürmek, İstanbul ve Boğazları alarak savaşın süresini kısaltmak, Balkan Devletleri'ni Almanya'nın safına geçmesini önlemek, kendi yanlarına çekmek için hangi cephe? Evet. İtilaf devletleri dediğimiz İngiltere, Fransa falan Rusya'ya nasıl yardım götürecek? Yunan'ı, Bulgar'ı kendi yanlarında nasıl savaşa sokacak? Osmanlı'yı savaşta nasıl saf dışı bırakacak? Almanya'nın doğuyla bütün bağlantısını nasıl kesecek? İstanbul'u alıp Osmanlı'yı ancak saf dışı bırakırsın. Rusya'ya ancak boğazdan yardım götürürsün. Bulgar'ı Yunan'ı kendi yanına ancak boğazları ele geçirirsen sokarsın. Almanya'nın bütün doğu bağlantısını ancak Osmanlı'yı saf dışı bırakırsan yaparsın. Hangi cephe? Çanakkale. Değil mi? Evet ve bizim kazandığımız tek cephe, ilk kapanan cephe, Çanakkale Cephesi. onlar için çok önemli, savaşı kazanacaklar, erken bitirecekler. Ben bunlara tek tek dedim ya anlattım. Bana bunu söylettirmeyin sürekli haritalarıyla. Rusya'ya nereden yardım götürülecek? Oradan nasıl gidilecekti? Almanya nasıl düşürülecekti? Nasıl ele geçirecekti? Ve nasıl yapamadılar? Yapsalardı bizim başımıza neler gelirdi? Evet. Biterdik. Beyin ölümümüz gerçekleşirdi. Çanakkale'yi kazanmasaydık öbür cephelerin hepsi komple zaten kaybetmiş olacaktık. Daha savaşmadan bizim için maç bitmiş olacaktı. Evet. Çanakkale cephesinde bir sürü kahraman saydım size. Anafartalar kahramanı. Mustafa Kemal. Altı Tepe Kahramanı Kazım Karabekir. Efendim 18 Mart kahramanı Çanakkale Boğaz Komutanı Rusların geçmesini burada engellemeye çalışan adam büyük kahraman engelleyen daha doğrusu Nusret Mayın gemisinin talimatını veren Cevat Paşa Cevat Çobanlı 18 Mart kahramanı sorabilirler dikkat edin. Ya sadece soru çözümünü izleyerek buradan bir şey koparırsam sınavı da kazanırım böyle bir mantığa lütfen girmeyin. Ben sana şurada soru çözerken bütün Çanakkale cephesini anlatamam. Önemli noktaları tekrar ediyor muyum? Adı üstüne tekrar. Tekrar kime yapılır? Bilen adama. Hiçbir şey görmedim. Hocanın dört tane videosu var. İzleyeyim de yapayım. E, öteki insanlar salak. Değil mi? Normal dersi izleyenler. Memleketin uyanığı sensin yani. Onu izleyeceksin. Normal dersleri izleyeceksin. Yarımşar saatte güzel güzel anlatmışım. Sonra geleceğim bu soru çözümlerini izleyeceğim. Mustafa Kemal Paşa 1. Dünya Savaşı sırasında hangisinde görev yaptı cephe? Mustafa Kemal'in görev yaptığı cepheler hangileri 1. Dünya Savaşı'nda? Demin aslında anlattım. Önce Çanakkale'deydi. Sonra Kafkas Cephesi'nde, Muş'la Bitlis'i geri almıştı Ruslardan. 16. kolordu komutanı. En son görev yaptığı yerde yine Suriye'ydi. Burada hangisi var? Biri olmalı burada. Çıkmış soru bu. Suriye. Çanakkale olsaydı olurdu. Kafkas cephesi olsaydı Enver Paşa gidince Mustafa Kemal gittiği yerin. Olurdu. Suriye olursa olur. Maddeli sorsa üçü de olur. Olur. Tabi. Evet. Irak cephesi dedi, Basra dedi. Mustafa Kemal orada yok. Orada kim vardı? Büyük kahraman. 15 bin İngiliz askerine esir almış bir adam. Kutul Amare kahramanı. Enver Paşa'nın amcası. Halil Paşa. Mısır cephesi dediği kanal cephesi. Biz gidip Mısır'ı alacaktık ya. İttihatçıların üç liderinden Enver, Cemal, Talat. Enver Kafkasya'da, Cemal e, şeyde kanal cephesi, Mısır'da. E, Talat da başbakandı. Yani orada Cemal Paşa vardı. Burada Kutul Amare'de Halil Paşa, Enver Paşa'nın amcası vardı. Hicaz'da bizim kahramanımız Medine'yi savunup teslim etmeyen büyük adam. Fahrettin Paşa. Çöl Kaplanı değil mi? Medine müdafi vardı. Galicia sınırlarımızın dışına asker gönderdiğimiz cepheler de var değil mi bizim? Romanya, Makedonya, Galicia. Galicia cephesinde adını bilmediğiniz adamlar, ne kahramanlar geldi geçti. Dört senenin içinde orada. Dizisini yapmışlardı bir arada neyse çok sürmedi. Burada Galicia cephesinde Rusları perişan eden, dört tane adamın perişan eden adam var bizim. Kurt Seyit e, vardır orada. Mustafa Kemal Suriye cephesinde. En son oradaydı zaten. Yıldırım orduları komutanı. Kolay bir soru bu. Çıkmış bir soru. Göçler, hastalıklar, ölümler nedeniyle kimsesiz kalan çocuklar için 1914'te açılan kurum. Güzel soru. Çıkmış soru. Yetimler babası. Özellikle doğudaki yetim kalmış çocuklara sahip çıkan. Hatta kitabı var çocuk davamız. 1500 tane de bu çocukların içinde ayrım yok. 1500 tane de Ermeni bebesi var bunların içinde. Tehcirden neden kalan. 1500 tane Ermeni bebesini de okutup büyüten yetimler babası. Şarkın kahramanı. Kim? Kazım Karabekir. Kazım Karabekir'in öncülüğünde kuruldu. Birinci Dünya Savaşı yıllarında kuruldu. Yetimler yurdu, yetimler evi. Eytam, yetimler demek. Darül Eytam. Nerede? Darül Eytam. Kurt daha sonra 1921'de adı Himaye Etfal oldu. Etfal Tıfıl. çocuk. Daha sonra adı Çocuk Esirgeme Kurumu oldu. Bugün var. Darul Elhan bunlar aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı yıllarında ülkeyi kim yönetiyor? <laughs> İttihatçılar. İttihatçıların döneminde kurulmuş kurumlar mıdır bunlar yine? Evet. Darul Eytam soruldu. yetimlere evi bak sorulmuş. Darul Elhan sorulacak. 1917'de kuruldu müzik okulu. İttihatçılar. Cumhuriyet döneminde adı İstanbul Belediye Konservatuvarı oldu. Cemal Reşit Rey. Bunlar hep anlattım. Ney neye dönüştü diye anlattım. Darül Bedai soruldu bu da başkasına. 1914'te kuruldu. Tiyatro. İttihatçıların yine. Bedai. Daha sonra adı İstanbul Şehir Tiyatrosu oldu. 1914-1934'te oldu. Adı. Hatta ilk Afife Jare de burada sahneye çıktı. Bizim ilk kadın tiyatrocu. O da soruldu. Darül Aceze Abdülhamit döneminde kuruldu. Kimsesiz, acizlerin kaldığı kimsesizler yurdu yani. Darül dediği yer, mekan demek. Anladın mı? Darül Fünun. Değil mi? İlk üniversite, Abdülmecit. Darül Muallimat Kız Öğretmen Okulu. Muallim, erkek, muallimat, kız öğretmen okulu. Bu da e, Abdülaziz döneminde kız öğretmen okulu açıldı. Yani isimlere bakıp şey yapamazsın. Darül Eytam, yetimler. Ha, Yetimler Babası Kazım Karabekir aklınıza gelsin. Kitabı bile var. Çocuk davamız. Bu sahipsiz çocukları nasıl kurtarırız diye. Yetimler Babası Kazım Karabekir Paşa. Kafkas Cephesi'nde o da savaşmıştı. Çanakkale'de de o da savaştı. Irak'ta da savaştı o da. Mustafa Kemal gibi o da 3 cephede görev yaptı. Evet. Anlaşıldı mı? Kurumu sormuş. Mustafa Kemal'in komutanlığını yaptığı maddeli bir soru. Savaşlardan hangileri? Bu arada bir şeye dikkat ettiniz mi? Uyanık olan birisi çıkmış soru çözerken bir şeye dikkat de eder. Şıklarda sorup da başka şıklara koydukları, yani yanlış şıklara koyuyorlar ya bazı şeyleri. Cevap mesela demin, aha geleyim, geri geleyim. Cevap da Arül Şıklara bunları koymuşlar. Sen bil ki, başka bir sınavda mutlaka şu yanlış şıkka koydukları şeyi de alıp soru olarak soracaklar. Ya soru yazan adamların konuyla çok alakası bile yok. Üniversitedeki akademisyene soru yaz diyorlar. O da eski çıkmış soruları alıyor, önüne koyuyor. Mesela burada bunu sormuşlar, bu yanlışlıklar. O zaman ben de diyor alayım, Darül Elhan'ı sorayım başka bir sınavda. Anladın mı? Uyanık olacağım, biraz uyanık. Ama bu sizin işiniz değil daha çok, bizim işimiz. Soru bankası yazarken, konuyu anlatırken evet hepsini anlatıyorum. Vurgu önemli yerlere evet vurgu yapıyorum. Biraz da çakal davranacaksın. ÖSYM'yi tanıyacaksın. Rakibini tanıyacaksın. Nerede ne yapar? Ne sorar? Nasıl sorabilir? Anladın mı? Bu alıyor orada başka bir yerde soruyor işte ya. Bunu göreceksin. Ben alıp şunlarla ilgili de başka soru yazmam lazım o zaman. Sadece bununla da olmaz yalnız. İlla böyle olur. Ha. Onun için dedim ya. Bir yerinden uydurarak yazılmış soruyla olmaz bir amacı olacak sorunun. Soru Bankası'nı falan ben hazırlarken hepsini bunlara bütün hepsini düşünerek. Bazen diyorlar ya 500 tane kitabı inceleyerek yazdım ben bunu. Hmm. hayatında eğer 500 kitabı sen okuduysan ben hiçbir şey bilmiyorum. Öyle bir şey yok. Neyi nasıl inceleyeceğini de bilmiyorsun demek ki bu arada. Şunu da çözeyim. Ara vereceğim. Mustafa Kemal'in komutanlığını yaptığı savaşlardan hangilerinin kazanılması İstanbul'un işgalini önlemiştir? İstanbul'un işgali yol nereden geçiyor? Bana söyleyin. Çanakkale'den. Sana direkt Çanakkale cephesi de diyebilir. Çanakkale'nin içinden cephe de diyebilir. Bak cephenin içinde cephe. Çanakkale cephesinin içindeki cepheler yok mu? Anafartalar, Conkbayırı, Arıburnu, Kireçtepe, Seddülbahir yok mu? Var. He. Bakalım öyle mi? Derne nerede? Söyledim. Trabuz kapta Mustafa Kemal'in savaştığı cephe. Tobruk da öyle. Anafartalar nerede? Çanakkale'de. Mustafa Kemal Anafartalar kahramanı değil mi? Conk nerede? Çanakkale'de. Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum sözünü nerede söylemişti askerin önünü kesip? Çanakkale'de. Değil mi? Conk Arıburnu dese olur. Seddülbahir olur. Sana direkt Çanakkale dememiş cephenin içinde cephe demiş. Yani hangileri Çanakkale cephesinin içindedir? 2 ve 3. Derne, Tobruk, Trabuz kapta. Mustafa Kemal Savaşı da. Şunları verseydi sana Mustafa Kemal'in şey ayrımı yapmadan. Birinci Dünya Savaşı şu bu ayrımı yapmadan savaştığı cephelerdendir. Üçünü de alırdın. Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerdendir. Cevap 2-3. Olurdu yine. Değil mi? Evet. İstanbul'un işgali önlemenin yolu Çanakkale. Çanakkale'nin içinde savaştığı yerleri de burada vermiş. Anladın? Hı. Şimdi bir ara vereceğim gençler. Dedim ya çok uzun tutmak istemiyorum. Önce lütfen herkes kendine ait olan konuları başlık başlık ayırdım, oynatma listeleri oluşturdum. Branşın neyse git o videoları izle, bizim kitap konu anlatımını koy önüne, beni takip et. Ders bittikten sonra soru bankanı al, karşıma geç, otur, bunları izle. Ha, kendin çöz. Bunları da izle nasıl çözülür? Neye nasıl yaklaşman gerekir? Dedim ya benim amacım burada sadece soru çözmek değil. Soruyu nasıl çözeceksin ve konuyla ilgili de ne bilmen gerekiyor diye bir tekrar yapıyorum ben. O zaman bu A'dır o B'dir falan diye öyle olmaz o iş. Tamam. Görüşmek üzere gençler kanala abone olmayı unutmayınız lütfen ve devamı için bildirimleri açık tutun. Video yüklendikçe gelsin tekrarlarımız devam edecek efendim. Görüşmek üzere.